Çok etkilendim. Oo. Özledin mi beni? Özledim. Ne kadar? Bu kadar. Sen beni ne kadar özledin? Senin beni özlediğin kadar. Canım kızım benim. Canım. Bir daha ne olacak? Şuna bak, çocuğuyla bile ilgilenmiyor. İyidir Asya, iyidir. Kız çok çalışıyor. Merhaba Mustafa abi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyidir. Annem bizi evde bekliyor değil mi? Bu gece geç kalmayacak değil mi? Evde bizi bekliyor. Ben anneme resim yaptım biliyor musun? Zilan'la beraber. Resimlerimi göstereceğim. Nerede resimlerim Zilan? Yukarıdalar, getireyim. Zahmet olacak. Teşekkür ederim. Hazar, biraz gelir misin? Civan! Civan! Civan, yardım et bana. Civan, ne oldu sana? Civan! Civan, ne oldu sana? Hasan, acaba çıkıp bir baksan mı? Biz de kalkalım mı artık? Hadi gidelim. Yemeğe kal diyeceğim ama Asya bekliyor diyorsun. İnanın ben de kalmak isterdim ama... Hoş geldin anne. Kızım. Canım. Nasılsın güzelim? İyiyim, baksana ne yaptım. Ne güzel. Baba. Seninle konuşmaya geldim. Baba lütfen. Beni yanlış anladın. İyi akşamlar. Baba. Ne oldu yine akşam akşam ya? Ne oldu Asya? Anlatsana. Dinlemiyor ki. O gece haber bekledim babamdan. Gelmeyince... Üstelik tek başımaydım. Hazar da işten ayrılacağım diyordu. Başka ne yapabilirdim ki? Hazar işten mi ayrılıyor? Ver onu bana. Başka bir şey kalmadı Arda'dan bana. Lütfen ver onu bana. Her sabah aynaya bakınca yüzümüz aynı ama dedim ki resmine bakarsam belki unutmak hatırlamaktan daha korkunç. Unutuyorum Hazar. Arda'nın sesini unutuyorum. Sanki hiç olmamış gibi. Hiç yaşamamış gibi. Hatırlamaya çalışıyorum. Beceremiyorum. Thank you.
Bobby daha çok küçük. Sen abisisin. Bunu saklamak sana düşer. İyi geceler babacığım. İyi geceler kızım. Kızlar sevdi mi halalarını? Öyle kadın sevilmez mi? Midyat'ta sık sık arar, hatırımızı sorardı. Bana hiç söylemedi. Söylese ne değişecekti? Ben o nerede? Odasında. Yatacak mısın? Hayır. Nedir bunlar? Koltukta daha rahat yatasın diye. Böyle yapma Avuzar. Kız, bağır, küfret, ağla. Ama böyle yapma. Bugüne kadar o dediklerini yaptım Nizar. Öfkem dineli de, gözyaşım biteli de çok oldu benim. Anladım Avuzar. Susa susa sonunda anlattın bana. Bu kadar bitmişiz demek. Sen rahatsız olma. Ben giderim. Prensle prenses şatolarına doğru yola çıkmışlar. Gün doğarken şatoya varmışlar. Kötü kalpli üvey anne ise onu kapattıkları kuyuda sonsuza kadar cezasını çekmiş. Neler oluyor Asyan? Baban seni çok seviyor. Benimle konuşmuyor Mustafa. Yüzüme bile bakmıyor. Birini ne kadar çok seversen o kadar zor affedersin. Babana biraz zaman ver. Daha önce hiç böyle yapmamıştı. Bağırırdı, kızardı ama hiç susmamıştı. Bu hepsinden betermiş. Gözlerine bakıp da hayal kırıklığını görmek, ona layık olamadığımı görmek. Bunları da nereden çıkarıyorsun? Gördüm gözlerini. Bir tek kelime etmedi Mustafa, bir tek kelime bile. Düzelecek. Babalar kızlarına dargın kalamazlar. Güven bana. Mustafa sen... Ben de babayım. Şirin benim de kızım değil mi? Mustafa, Şirin herkesten çok. Senin kızın aslında. Hasan, keşke bir dinleseydin Asiye. Kız çok üzgün. Yapmadan önce düşünecekti. Ben Nizar'ı işin içine sokma derken o gitti. Bu kadar mı sayılmıyor lafımız artık? Haksızlık etme. Asya gözünün içine bakıyor. Küçüklüğünden beri öyleydi. En çok o severdi seni. Kızın çok değişti Berrin. Farkında değilsin. Gözüne hırs bürümüş. Hiçbir şey umrunda değil. Ona güvendik. Şirketi ellerine teslim ettik. Ama buraya kadar. Yarın Hazar'la konuşacağım. Bundan sonra yönetim kurulu başkanı o olacak. Ama Hazar... Hı? Neyse, sabah olsun da belki fikrin değişir. Değişmeyecek Berrin. Yarından itibaren işlerin başına Hazar geçiyor. Biziz. Yalnız kalmak istiyoruz.
Annemle çarşıya çıktığı bir gün Dilan eve geldiğinde içi işine sığmıyordu. Birini gördüm dedi bana. Arda'yı anlatmaya başladı. Garip bir sakalı var dedi. Ama gözleri öyle bir baktı ki bana dedi. Ne yaptığını sanıyorsun Zilan? Hazar bırak. Konuşmasını ben istedim. Günlerce başka şey söylemez oldu. Hep o kara gözlü delikanlıyı anlattı. Bir daha görür müyüm Zilan diye sorup durdu. Dilek ağacı kabul etmiş midir dileğimi dedi. Sonra düğün günü geldi. Düğün günü Arda'yı avluda gördüğümüzde ikisinin birbirine nasıl baktıklarını görünce ben de inandım Dilan'a. Böyle bir sevda ancak kaderin işidir. Ölümden başkası ayıramaz onları dedim. Dayanamadı Arda. Dilan'ın peşinden gitti. Avluda yerini boş görünce bir korku aldı içimi. Her yerde ikisini aradım. Bir anda bir ses duyuldu. Arda son kez bakmış, gülümsemiş. Bir an sonra yerdeydi. Başında Dilan hala gülümser gibiydi. Sanki mutlu bir rüyaya dalar gibi. İzinsiz kuş uçmaya, silahın yasak olduğu konakta gencecik bir can öyle yatıyordu. Neden bu kadar güzel? Ne? Zilan, karısı. Keşke ben de onun kadar... Burcu yapma ne olur. Kendini kiminle kıyasladığına bakar mısın? Hazar'ın karısıyla. O kadın güzel olduğu için evlenmedi ki Hazar onunla. Sen de biliyorsun. Onun etrafında hep güzel kızlar oldu. Ama o seni seçti. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aç mısın? Daha yemek yemedim. Sen salona geç. Ben hemen bir şeyler hazırlarım. Gonca, dün akşam... Çok yorgundum. Erkenden yattım. Ben yemek hazırlayayım. Thank you.
Arda! 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 Sesini! Sesini! Unutuyorum. Unutuyorum sesini. Gitme. Dön. Dön Arda. Dön. Gitme. Dön. Hazar. Arda. Hazar. Arda. Hazar. Arda. Hazar. 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 Yok artık. Ben bu kadar da olmaz, rüyaydı herhalde. Sabah sabah nereye gidiyorlar? Hediye alacaklarmış. Düğün falan mı var? Mihri yengem söylemedi mi sana? Neyi? Annemle babam kaviyi de alıp İstanbul'a gidiyorlar. Ne dedin sen? Misafirlerimiz geliyor dedim. Şimdi mi söylenir bu Hasan? Onca hengameden akıl mı kalıyor adamda? Yarın gelecekler. Ne hazırlığınız varsa yapın. Burada. Burada mı kalacaklar yoksa? Elbette. Başka türlüsü yakışık almaz. Akrabayız artık. Olmaz. Olmaz Hasan. Yani bu kadarı da. Kader. Zilan'ı çağır. Peki efendim. Hasret, hemen haber ver. Geldiğinden beri bir kerecik olsun yüzünü güldürelim kızcağızın. Günaydın Hazar Bey. Günaydın. Zilan aşağıda mı? Daha inmedi. Beni Destan Hanım onu çağırayım diye yolladı. Çalsana kapısını. Destan Hanım çağırdı. Çabuk gelsin dedi. Tamam, iniyorum şimdi. Günaydın. Günaydın. Yeni mi kalktın? Yo, çok oldu. Rahat uyuyabildin mi? Hı hı. Dün gece... Civan'la bana anlattıkların için çok sağ ol.
Efendim? Hayır, evde değilim. Tamam. Avuzlarla kızları gönderirim. Ya ben gelemem. İşim var dedim ya. Halil getirir. Sabah sabah nereye gideceksiniz? Şahvarlar geliyor ha. Yanlış iş yapıyorsunuz abla. Çok yanlış işler bunlar. Tamam, uzatma. Görüşürüz. Ne diyor? Nizar işte. Ne diyecek? He. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın kızım, otur. Çok özledin mi annenleri? Sana onları göreceksin desem? Yoksa Midat'a mı gidiyoruz? Yok, gitmeyeceğiz. Onlar bize gelecekler. Buraya mı? Elbette buraya. Hadi koş hazırlan. Çarşıya çıkacağız. Dilan? Dilan da gelecek mi? Hadi koş. Oyalanma. Hadi. Ben çıkıp Civan'a bir bakayım. Berrin. Ne oluyor? Soruyor musun Hasan? Biz kan davasını bitirdik Berrin. Sen de aynısını yapacaksın. Günaydın. Günaydın, günaydın oğlum. Çıkıyor musun? Ya çok işim var, gitmem lazım. Çok meşgulmüş beyimiz. Büyük iş adamı ya. Çocuk ne yapsın daha? Çalışıp didiniyor işte. Ne yapıyor? Senin oğlun işte, sana çekmiş. Nuh diyor, peygamber demiyor. İnat etti bir kere. Kendi ayaklarının üzerinde duracak. Ne olur başkalarına gösterdiğin anlayışın birazını da oğluna göstersen de azıcık destek olsan. Neyin var anne? İyiyim Civan. Yok bir şey. Nereye gidiyorlar? Alışveriş yapacaklarmış. Anne sende bir şey var, söylemiyorsun. Buraya geliyorlarmış, bu eve. Kimler? Onlar. Annesiyle babası. Kimin annesiyle? Onun. Zila'nın. Çok fazla Civan, ben yapamam. Onların yüzüne bakıp da hiç mi anlamıyor beni? O da baba değil mi? Nasıl kucak açar o insanlara? Bazen acaba diyorum ben mi hayal gördüm? Arda hiç olmadı mı? Ama sana bakınca... Tamam anne, yeter artık. Babam bana bir kez bile sormadan çağırmış. Burada, bu evde uyuyacaklar. Benim oğlum onların evine gittiğinde... Anne, kimsenin suçu değil ki bu. Anlıyor musun? Başka türlü düşünmemiz lazım. Yoksa yaşayamayız. Günaydın Asya Hanım. Günaydın. Sabah gelip sizi bulamayınca çok endişelendim. Bir işim çıktı. Arayan oldu mu? Hayır. Günaydın baba. Hasar geldi mi kızım? Hayır efendim. Aramamı ister misiniz? Gerek yok. Sende Cesur'un adresi var mıydı? Var efendim. Telefonla bildirirsin. Peki efendim. Hasar'ı da bul bana. Peki efendim. Nasıl ya? Sevginin çocukları varmış ha. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ya bir de bana sor. Burak. Bir şey daha var. Ne? Sevgi'ye iş teklif ettim. Ne var bunda? Ayşe'nin yerine mi gelecek? Sekreter olarak ha?
Hayır, bir televizyon reklamı var. Şarkıyı sen söyleyeceksin dedim. Delirdin mi oğlum sen? Doğru dürüst müşterimiz bile yok. Biliyorum ama karşıma geçip de niye geldin diye sorunca birden bu çıktı ağzımdan. Ne yapayım? Burak. Gene ne var? Bulamaz mıyız böyle bir iş? Nereden bulacağız be abi? Bir araştırsan. Peki. Bakayım ama hiç umutlanma. Böyle bir iş olsa bile şarkısı yapılacak. Sözler yazılacak. Nereden baksan bir ayı bulur Cesur Bey. Vallahi. E olsun, işe alalım da ne kadar uzarsa uzasın. Babaanne. Efendim. Hani demiştin ya okul için yeni spor ayakkabılar alacaktın. Demiştim. Bugün çıkıp alalım mı? Bugün işimiz var, yarın gideriz. Ama babaanne. Aa, işimiz var dedi ya oğlum. Yarın hep beraber gider alırız. Hep öyle diyorsunuz. Söz. Yarın gidip alacağız ayakkabını. Peki. Taktı aklına bir kere. İlle de isterim diye tutturdu. Çocuk bu. Laf anlatamıyorum ki. Ya ben vereyim diyeceğim parasını ama işten ayrıldıktan sonra bende de hiç kalmadı ki. Versen de istemem zaten kızım. Güya kiracımızsın ama evin bütün masrafları senin üstünde. Aa. Bu çocuklarla bile analarından daha çok ilgileniyorsun. Ay böyle konuşma Hilmiye teyze. Üzüyorsun beni ama ya. Ben de senin bir kızın değil miyim? Hmm. İstanbul'a geldiğimde canım. Sen bana kucak açmadın mı? Analık etmedin mi bana? Hakkını ödeyebilir miyim ben senin? Sağ ol kızım, sağ ol. Gece gündüz çalışıyorsun. Kazandığını bize harcayacağına bir kenara assan da dar gününde kullansan. Siz böyle sıkıntı çekerken ben nasıl rahat edeyim? Elektrik faturası ne oldu? Tamamlayamadım ki parayı. Küçüğün hastalığı çıkınca. Ben biraz çıkacağım. Nereye kızım? E hani geçen gün gelen arkadaşım vardı ya, bir iş var demişti, gidip onunla konuşacağım. Bakarsın bir avans falan verir. Hadi görüşürüz. Güle güle.